Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Until Dawn'un 3. bölümünden hepinize selamlar. En son çok aksiyonlu bir yerde bitmişti biliyorsunuz ki. Jessica kaçırılmıştı, Mike de onun peşinden gidiyordu. Bir yandan da Chris, Ashley ve Josh, palyaço maskeli katilin eline düşmüştü. En son onların kısmında kalmıştık. Bu arada oyunda 16-9 aldım arkadaşlar, black barları yok ettim. Bir önceki videonun yorumlarına yazmışsınız. Ben onu yapamayacağım sanıyordum, yapabiliyormuşum. Çünkü kenarlıksız tam pencere oynamam gerekiyor. Ama onu oynarken de yapılabiliyormuş. Hadi bakalım, Chris. Ash. Ama olur da bir FPS problemi falan çekersem tekrar black barlı haline getiririm arkadaşlar, onu söyleyeyim şimdiden. Ash, aa, herkese özel parça mı hazırlamış bu manyak, ne yapmış? Şu an karakterle hızlı koşamıyorum, böyle hafif topal bir havası var karakterin. Şimdi şu kapıya gidebiliyorum ama önce bir etrafımı lootlasam acaba? Oğlum müzik çok arttı lan. Bir şey diyeyim mi, şu an gerildim. Gerildim şu an. Tamam, bir şey kaçırmadım herhalde, şu kapıdan devam. What the fuck? Oğlum o ne? Abo. Bu başka ceset desem, başka evde kimse biri yok lan, cümleyi kuramadım. Evde biri yoktu yani hani. Kanı bir incele bakayım. Harbiden no. O buradan sürüklemiş bayağı. Benim az önce geldiğim odadan. Buradan gidebiliyor muyum? Yok, buradan gidiş yok. Tamam, zaten kan damlaları hafif şurada duruyor. Oğlum bir yandan loot yapmaya çalışıp bir yandan da olanlara odaklanmak çok zor. Aynen bak. Bak kapıya bak, her şey normalmiş gibi. Bir de yine o korku filmlerinde 150 yıldır yağlanmayan kapı üj üj diye ses çıkarıyor bana ya. Oo. Oh, bunu da çekti. Ormana çekti. Ya bir şey diyeceğim. Bu katil acaba şeye mi çalışıyor? Bu diğer yaratıklara falan hani sırf bunlar tek kalsın, ayrı kalsın diye bizi ürkütüp dışarı falan çıkartıp. Arkadaşlar bu arada siz o kısımları görmediniz ama yine çok fazla drop giriyordu. Az önceki tam ekran kısmını aldığım zaman o yüzden mecbur yine black barlı haline çektim, haberiniz olsun. En azından drop girmesindense black barlı yapalım. Birilerini acil bulmam gereken durumlarda bundan çok çekiniyorum. Hani acil bulmaya gitsem loot'u kaçıracağım. Loot'a gitsem belki de onun hayatına mal olacağım. Baksana bayağı gidiyor yani. Kral eşmeş. Aha, totem mi buldum? Vallahi totem buldum. Evet. Oha! Oğlum o kimin botlarıydı lan? Lan Chris olabilir mi o? Sanki Chris'in alt takımı gibiydi yani hani. Vallahi Chris'ti galiba, baksana. Kıyafetlerine bak. Chris başım belada oğlum, başım belada. Ya bak arkada da yol kaldı. Şimdi bir ev gibi bir yere geldim. Benim aklım kalacak hep arkadaki yolda ya. Oğlum burası olmasın az önce bu Chris'in asıldığı yer falan, aman diyeyim ha. Aha! Ashley! Ananı satayım. Ashley, oğlum içine mi girdiler lan bunun? Ben... Onun! Ruhlu muhlu olaylar olabilir mi? Bunu lanetlemiş falan olabilirler mi? Oğlum. Önümü arkamı şaşırdım. Seni mi bağladı? Oğlum. Lanı! Haydi! Oğlum. Testere tuzağı. Thank you all for joining me. What the fuck? What is this? Lan Jigsaw özentisi. No, oğlum hayır. Joshua and Ashley. What? Oh my god. But we're gonna need one more brave participant. Biziz herhalde. Which subject will live? Oğlum hayır. Hayır, hayır. Please, please, everyone calm down. It's all very simple. Christopher, you'll find a lever placed directly in front of you. All you have to do is choose who you will save. Oğlum nasıl? İkisinin de yaşama ihtimali yok mu? Bir yandan da ipucu bakıyorum etrafta, hani birisini seçersem diğerini kurtarma ihtimali olur mu diye de. Chris sakinliğine sıçayım. Bir dakika, bu hemen karar verilecek bir şey değil. Bunun için bir referanduma falan gitmemiz lazım. Ben bunu kararını tek başıma veremem. Abi şimdi ilk önce şu totemlere bir bakacağım. Yani bu sahneyle ilgili hiç totem yok diye hatırlıyorum ama. Şu bulduğumuzun zaten bu anla herhangi bir alakası yok. Diğerlerine hızlı hızlı bir bakacağım. Tam bu kurt. Bu ne? Mike'dı sanırım o sudan çıkan. Bunda Sam kaçıyor, bu da değil. Burada kadın karakterlerden birisi yerde. Burada da
Yine anlamadığımız bir şekilde birisi sürünüyor. Şimdi hiçbir totemin anladığım kadarıyla bu sahneyle bir alakası yok. Süre saymıyordu ama ne olur ne olmaz diye arkadaşlar durdurup düşünüyorum. Totemlerden bir ipucu bulamadık. Aklıma gelen tek ipucu şey. Şimdi bu Josh, Hannah ve Beth'in kardeşi olduğu için Washington ailesinden yani. Bu katilin sorunu da zaten genel olarak Washington ailesiyle. Acaba Ashley'i kurtarırsam Josh'ı öldürmekten vazgeçer mi? Hani belki Josh'a yaşatmak istediği şey sevdiklerinin ölümünü görmesini istemesi falandır. Bilmiyorum yani şu an hiçbir ipucum yok gerçekten ya. Ya bir yandan da hani Josh'ın iki kardeşi öldü, onun ölmesini de istemem ama bir yandan da belki de onlara kavuşacak. Ve bile isteye yani bir hanımefendiyi o kesici bir şeyin önüne atamam şu an ya. Josh'ı da atmak istemiyorum ama. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum ya, belki bir ipucu vardı ben kaçırdım bilmiyorum. Biraz dikkatsizlik yapmış olabilirim. Altyazılarında çoğunu okumaya çalıştım ama ben Ashley'i kurtaracağım. Üzgünüm. Zaten bunun sevgilisi yani ister istemez. Oğlum Josh ölmesin lan, bir şey olsun lütfen. Josh. Hakkını helal et. Üzgünüm. Üzgünüm Josh. Bir şey olsun, dursun bir şey olsun. Bakamayacağım galiba. Adam gidiyor. Oğlum o harbiden gitti lan. Ama yani of of. Hangisini seçsem başıma dert olacaktı ya. Bakma bakma, tamam bakma bakma, yürü. Yeterince zor bir ortam zaten. Oğlum ama bu çok kötü bir şey ya. Ben acaba öbürünü seçsem bu kurtuluyor muydu bir şekilde ya? Chris. Ashley. Allah. Bunlar da geldi. Nasıl anlatacağım şimdi bunları olayı? Chris, what happened? Josh. Josh, what? Dude. He's dead. Wait, now what? Right in front of us, man. What are you talking about? There's a maniac. Maniac. Oh my god. Oğlum etkilendim sahneden ya. There's a maniac. And he was, there was a saw. It was either him or Ash. I don't know. Oh god. Come right through, man. Spill it out fucking everywhere. What? Oh my god, Chris. And I killed him. Yani Chris'lik de çok bir şey yok ki ya. Emily öyle bir bakıyor ki. Fine, you're right. Get everyone else together, but if there's a maniac running around, I think we need to get some help too, right? Not just sakın ayrılmayın bak, sakın ayrılmayın. But what about? Why are we still talking about this? Let's go. Lan o sahneyi tabii siz yaşamadınız, görmediniz. Biraz daha soğukkanlısınız. Şu an bir görseydiniz, eşli Chris'in halini anlardınız. Ya niye iki iki ayrıldınız yine ya? Ya bir şey diyeceğim, çok aklımda kalacak bu sahne. Acaba diğerini seçsem bir şey olup kurtuluyor muydu öbürü? Hani ikisini de kurtarma şansım var mıydı, yoksa gerçekten hangisini seçersem seçeyim hilesiz hurdasız diğeri ölüyor muydu? Onu tam idrak edemedim. Belki de yürüttüğüm mantık doğruydu. Hani bunun derdi Josh'la falan diye. Oğlum bu palaçoya da ne oluyor gitgide? Ama seçimim yanlış olabilir. Hayır, yolunda değil ya. Nasıl her şey yolunda, anasını satayım. And you think that these poor people are getting what they deserve? O ne demek ya? Ne istiyorsun? Kimsin sen? Oğlum bunun katille bir bağı olabilir mi? Bu adam niye psikopat psikopat hareketler yapmaya başladı? Kimsin sen? I'm trying to help you. And this game you're playing. You understand that it's not. Öyle yardım edeceksen etme. It's not good for anyone. And I can't say that you're being very charitable in the way you play. Ne oldu, hatalı bir seçim mi yaptım? Bana niye laf soktu ya? Oğlum
Ne oluyor? Ödümü kopartıyorsun oğlum. Neye devam edeceğiz? Biz kimiz ki? Haydi, sen gerçek değilsin. Beynimizin bir oyunu da olabilir mi lan? Böyle kendi kendine konuşan insanlar var ya. Zor bir karar. Sen gerçek değilsin desem acaba daha da mı sinirlenir ya? Hadi gerçeksin diyeyim, bilemedim. The heart of the problem, it all comes down to this. Can you really count the difference anymore? I doubt it. Sen beni oyundan çok korkutmaya başladın şu an ya. Niye böyle oldu? Adam bayağı böyle değişik bir şeye dönüştü anasını satayım ruhsal olarak. 5. bölüm. Dehşet. Şefa 6 saat. Hadi bakalım. Mike hadi. Bir kayıp da burada istemiyoruz. Bir kayıp da burada istemiyoruz Mike. Yalnız arkadaşlar şu sessiz kalmam gereken sahneler var ya. O klavyede çok zor oluyor. Klavyeden oynayan varsanız anlamıştır büyük ihtimal. O kısımlarda neler yapacağım gerçekten hiç bilmiyorum. Yani sırf onun zorluğu yüzünden bir karakterin başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Evet, loot kaçırmamak için etrafa bakarken bir totem daha bulduk sanırım derken. Aynen totemmiş. Bir an defter falan mı dedim de. Sam'in arkasından birisi geliyor. Okey, Sam'in zaten başına oduştan sonra bir şey geleceği belli de. Şu kapıdan girebiliyorum. Şurada bir şeye basabiliyorum. Bir yandan da aşağı gidebiliyorum. Dur bakayım, kapılardan önce şu bir aşağıya bir bakalım. Bu acaba bana seçenek mi sunuyor? İçeriye nereden girmek istiyorsun gibisinden. Buradan giriş var mı? Galiba tam olarak öyle arkadaşlar. Mike aman diyeyim, bir de sen falan yaralanıp işimizi daha da zora sokma. Oğlum ben bir şey diyeceğim. Bu kadar gerilimli olacağını tahmin etmiyordum lan bu oyunun. Hani ne bileyim bir sürü jumpscare'li bir şeyle oyunlar oynadım da. Bu bayağı film gibi olduğu için. Oh. Bu neymiş? Oh. Ne oldu, üste çıkmamı sağlayacak o. Tamam dur bekle, oraya gideceğiz. Etrafa bir göz kulak atalım hemen. Cümleyi yanlış kurduğumun farkındayım. Etrafa göz kulak olmaktır o. Etrafa bir göz atalım demek istemiştim sadece. Tamam okey, gözden kaçırmadıysam herhangi bir şey göremedim. Baktım her yere. Tırman bakalım şunun üstüne. Az önceki olayı hala unutamıyorum ya. O çok aklıma takıldı. Onu bir an önce unutmam lazım. Tamam oldu. Olmasını istemediğimiz bir olaydı ama oldu. Eğer kurtarma şansım yoksa, yani ikisinden biri kesin olarak ölecekse okey, sıkıntı yok. Yine o kararı verirdim yani, ama bir ipucu falan kaçırıp ikisinin birden kurtulma şansını kaçırdıysam o zaman üzülürüm işte. Onu da oyunu bitirdikten sonra öğreneceğiz artık. Bu ne lan? Ha yine tırmanma şeymiş, bir an dedim jeneratör falan mı yapacağız? Kral sen nereye geldin be? Bayağı harabe dökük. Bir de ışıkla dolanıyoruz yani, hani uzaktan biri bizi fark etse... Anlayacak yani, hani görecek bizi. Ama ışıkta dolanmak da zorundayız. Ay eve bak, eve bak. Ev demeye bin şahit. Bizi mi izliyor lan o? Yoksa sadece öyle bir kamera açısı mıydı sıradan? İyi bari. Tamam bizi izlemiyormuş diye tahmin ediyorum da. Adamı bulduk. Aa kurt sahnesi. Bu kurt bize yardım edecek. Şey totemlerde görmüştük. Onu nasıl değerlendirebiliriz? Atıl kurt desem adama saldırır mı acaba? Mike'cim çok iyi niyetlisin be. Evet, önce buraya bir kart bulmamız gerekecek. Allah ne halt olmuş. Ne sensör, sensör mü? Ne sensör ne ben söyleyeyim. Yanlışlıkla kötü bir espri yapıyordum arkadaşlar. Ne sensör ne ben söyleyeyim diye. Ama gerçekten yanlışlıklaydı. Şurası zaten çıktığım yer, tamam. Şuradan bir loot'umuzu yapalım. Ne var burada, yine bir not var. Madenci kurtarma çalışmalarının yarın sona ermesi tavsiye edilmektedir. Hayatta kalan madenci sayısı bilinmediğinden A bölümündeki bütün yatakları hazırlayın. Şu an aşağı indiremiyorum, devamını okuyamıyorum arkadaşlar. Arkasını bir çevirelim. Tamam, arkasında önemli bir yazı yok. Oğlum o tam da iyice Uncharted'a döndü. Böyle elimde şeyle sanki böyle hazine avına gelmişim gibi şu an ya. Blackwood Pines sanatoryumu. 1922'de açılmış. Aha admin odasını buldum. Şifre 1234. Oğlum bu odadan banlamasın beni. Arkadaşlar çaktırmayın biraz ürktüğüm için. Aman diyeyim çok ses verirsin lan. Bir daha zorla. Tamam. Bu bilgi için mi yoksa kartı bulacağız mı burada acaba? 30 adet giriş çıkış kartı. Çok güzel. Tamam at bunları cebe. Atamıyor muyuz? Ha bu giriş çıkış kartı dediği şey mi? Ziyaretçi defteri mantığı gibi bir şey mi? Ben giriş çıkış kartı derken oraya kullanacağımız kartlardan bulduk sanmıştım. Yani şu an gerçekten terk edilmiş bir hastanede gibiyim. Bir Outlast ortamı var. Kırık kamera. Lan morga geldim.
galiba cesetlerden biri de benim, anasını satayım. Yavaş oğlum, öldürmeye mi çalışıyorsunuz beni ya? Önce bir şu ileriye bakalım arkadaşlar. Yine bir gazete haberi. Muhabir Blackwood Dağı'nda saldırıya uğradı. Oğlum bir önceki bölümlerde bunları aşağı indirebiliyordum, yazıları. Şimdi indirmiyor. Bir adam saldırıya uğrayıp bu şu an olduğumuz yere kaldırılmış. Okuduğum kadarıyla özeti bu. Aşağı indirmiyor. Niye indirmiyor anlamıyorum. Bütün tuşlara bastım, mouse'u, orta tekerlek falan. Bug'a mı girdi, ne oldu? Oğlum bu ne? Burada niye oyuncak bebek var ya? Allah'ım ya Rabbim. Ha muska. Canım Jefferson, sonsuza kadar beraberiz. Haydi, onu ceplememiz iyi oldu mu acaba? Evet, gitmediğimiz bir tek şu taraf kaldı. Mike, vallahi seni cesaretinden ötürü öncelikle tebrik ediyorum kardeşim. İlk bölümlerde her ne kadar yavşak olduğunu savunsam da en azından sadık biriymişsin. Ha tamam, şeylerle, yön tuşlarıyla indirebiliyormuşum, okey. Bu bulunduğumuz bölgede maden çökmüş zaten, hani o Jessica ile falan geçmiştik ya. 12 madencinin ilk hali diye bir şey paylaşmışlar rapor olarak. Madencilerin kötü bir durumda olduğunu tahmin ediyorlarmış kurtardıktan sonra, ama gücü kuvveti yerindeymiş çoğunun. Birkaçı böyle sadece hastalık çekiyormuş, solunum yetmez diye falan gibi. Bedensel sağlıkları iyi olmasına rağmen psikolojik olarak çok etkilenmişler bu durumdan. Tamam, ekstra çok önemli bir şey yok. Hastalıklarla ilgili bilgi veriyor. Bu adamlardan biri beni gerçekten ısırmaya kalktı. Bunu Dr. Bowen'a bildireceğim. Bak işte bir dönüşüm falan filan bir şey olayları var gibi. Bu madenin altında kalıp ya böyle bir gaza maza bir şeye maruz kaldılar, bir dönüşme olayı falan bir şey oldu. Ya işte bu artık bu yaratıklar neyse insanları dönüştürebilen türden. Bizim mesela totemlerde göründüğümüz yerde bir iki kişi sürünüyordu ya. Onlar işte açlık totemi, dönüşüm totemi, cartcurt bir şey falan diyordu. Onların dönüştüğüne mi acaba? O yerde sürünenlerden biri ısırılıyor da dönüşüyor falan mı yani? Hani çok fazla düşünmem şey gerekiyor şey. Lan ne dedim? Çok fazla şey düşünmem gerekiyor. Ne yapıyorsun lan? Reis, ondan da korkmazsın. Kör müsün anasını satayım? Oh shit. Rose. Yemin ediyorum Leatherface'in base'i gibi. Leatherface'in base'i gibi de onu almamız iyi oldu mu? Ne oldu oğlum? Tommy miyiz lan? Jason'ı mı öldüreceğiz? Neyse, güzel oldu. Tamam, onu yanımıza almamız çok güzel oldu. Bir an onu götüne sokuyor sandım öyle hareket yapınca, ama arkasındaki askılığa asmış. Ben bir şuraları iyice lootlayayım. Her yeri lootladım sanıyorum ama bazen o kadar deep yerlere koyuyorlar ki bir şeyleri, hani... Bizi burada kaç gün daha tutacaklar. Harbiden kim yapar yani? Kim tuttu sizi burada? Biri geliyor lan. O neydi? Üst kattan falan gelmiştir inşallah. Oğlum şurada biri mi var? Ya o ses neydi? Ananı avradım, ben çok ürktüm şu an ya. Vallahi oyun öyle bir haddeye geldi ki ben çok ürktüm şu an. Her an bir şey çıkabilir. Her an bir şey çıkabilir. Bak şu, bu ses ne? Bir şey mi geliyor? Biri bir şey mi sarıyor? Gerilimin ana sebeplerinden birisi ne biliyor musunuz? Hani böyle jumpscare yiyip korkmak falan değil. Olur da bir tuş çıkar basamam, katile görünürüm, sessiz bir şey yapamam falan. Hani bir karakterin kaybolmasına sebebiyet vermek istemiyorum yani. Gazeteciler ve diğer araştırmacılar ne pahasına olursa olsun uzak tutulmalı. Yavaş yavaş bir şeyleri anlamaya başlıyorlar. Kontrol altına alınması gerekebilecek zihinsel travma belirtileri gösteriyorlar. Evet, harbiden işte bir kafa yeme olaylarıdır, lanet olaylarıdır, birisinin birisini ısırıp dönüşme olaylarıdır falan. Gerçek gibi. İleride var ya, fena bir şey var da. Alo, vallahi beni delirtecek bu oyun. Ha, buymuş o sesi yapan. Bu ne oğlum? Ne yapmaya çalışıyorum? Ha. Tuzakmış şerefsiz. Akla Mike. Duymuş mudur bizi Allah? Duymaz olur mu? Duymaz olur mu? Ne yapacağız? Parmağını mı keseceksin onunla? İyi ki almışız onu diyebilir miyiz o zaman? Ama yapacak bir şey yok. Mike, yapacak bir şey yok. Parmakları kes, ayı tuzağını aç. Mike aç oğlum. Şey, ayı tuzağını açamazsın. Onu bir insan gücüyle açamazsın sen. Yapacak bir şey yok. Kes parmağını. Boşa mı aldık oğlum o palayı? Çok zaman kaybederiz. Geldi çünkü yani. Tamam, iyisin iyisin iyisin. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kelebek etkisi yedik. Kelebek etkisi yedik. Tamam, iyisin. Sar oradan hemen. Çok güzel. Kan kaybını önle. Baskı uygula oraya. Yalnız bu bizim peşimizde ya. Bu bizi izliyor. Peki biz şu an yalnızız. Bize niye saldırmıyor mesela hani? Yalnız şimdi ışığı da o elle tutmamız gerektiği için palayı başka bir yerde kullanamayacağız. Ya da herhangi bir saldırı anında zor duruma düşeceğiz gibi. O şeye basmama seçeneğim var mıydı benim? Yani es geçebiliyor muydum o el gibi şeyi? Bu ne oğlum?
Tuhaf kafatası. Aa bunlar şey lan. Bu John Abruzzi'nin menüde bana bir şeyler sorarken kavanoz falan koyuyor ya, onlar değil mi? Önüme hani kavanoz koyuyor ya seçim yaptırırken. Oğlum bu ne? Önür dur şura çekmecesini bir açalım şuranın. Aman diyeyim yine bir şey saldırmasın. Aa tamam, diğer eliyle şey tutabiliyormuş. Gaz lambasını, okey. Belki saldırma gereken anlarda. Aha bu şey kartı mı? Nicholas Bowen. Açıklama, arkadaşı saldırmış. Boğazına ölümcül derecede derin kesikler almış. Arkadaşı Freddy Krueger'a mı dönüşmüş? Ne olmuş? Tırnağıyla mı yapmış bunu? Okey, burası kart istiyor. Bir yine de bir deneyeyim. Aynen tamam, burası kart istiyor. Mike'cığım öyle şeyler kolay olmaz. Hemen ha deyip gidemezsin. Ha bunlar da çekmeceymiş lan. Ben bunları şey sandım. Gidecek yol sandım. Tamam bunlardan birinden kart bulacağız o zaman. Buna ne olmuş? Buna da bakalım. Sarah Smith. Ölüm sebebi karın bölgesindeki derin kesikler, iç karın yaralanmaları, akabinde oluşan kan kaybı. Kaza, intihar veya cinayet. Cinayet. Yaralanma şekli kesici gereçlerle açılan derin yara. Muhtemelen tırnaklar. Bak harbiden Freddy olayında espri yapmıştım ama bunların yaratık olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor yani. Tırnağıyla bir insan böyle bir şey yapamaz. Bu tarz ölümcül bir yara veremez. Ceset ölümden 6-8 saat kadar sonra bulundu. Bağırsak ve böbrekler görünüşe göre saldırgan tarafından yenmiş. Hala da yaratık olduklarını anlamadıysak malızdır zaten de. Yine de elimden geldi. Kuşlarını okumaya çalışıyorum. Bu ne oğlum? Lan bunu çıkar mı oradan? Anahtar sendedir inşallah diyeceğim. Oğlum bir an canlanıyor sandım. Mami ne yapıyorsun adamın ağzının içinde ya? Aha bu kart tam kartı alırken bana saldırabilir. Saldırmadı. Tamam. Ceple onu. Oğlum bu canlanır manlanır. Şunun yanından uzaklaş lan. Size bir şey diyeyim mi? Şu adamla aynı durumda olsam yemin ediyorum ancak şu kadar gerilirdim galiba. Oğlum aynı etkiyi vermişler. Sanki ben içerideymişim. Gerçekten o şeyleri yaşıyormuşum gibi. Muhteşem bir atmosfer var şu an. Korku açısından. Al kartı geri. Lazım olacak o bize. Başka bir işlem yapmak istiyor musunuz? Makbuz istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. Tamam. Devam ediyoruz Mike Bey. Ya şu an bulunduğum yerde bir katilin olması beni daha da ürkütüyor anasını satayım. Şuradan geçebiliyor muyuz? Oğlum hani bu bize yardım ediyordu? Hayır drop girme, drop girme. Skeç'e kıskalayabilirim, drop girme. Tamam da bu bütün infoyu verdi. Bu bütün info... Oğlum bir jumpscare'den sonra bana kovalamaca yaptırma, çok zor. Bir de drop bir önceki bölümki kadar rahat değil. Yine ara ara giriyor. Herhangi bir skill check falan kaçırabilirim. Okay. Önce bana jumpscare atıyor. Kalp atışımı, nabzımı bilmem kaça çıkarıyor. Ondan sonra bir de bana kovalamaca attırıyor anasını satayım. Skill check falan soracak. O adrenalinle, o şeyle onu tutturmamı isteyecek. Çok geriliyorum şu an. Şu an çok geriliyorum. Sizlerle konuşmam lazım arkadaşlar şu an. Bol konuşmalı oynamam lazım oyunu. Yoksa gerçekten çok geriliyorum yani. Back in here. Aynı yere geri mi döndük? Tamam tabii oğlum, aynı yere geri döneceğiz. Çünkü şu kart isteyen yere kartımızı sokabiliriz şimdi. Hadi bakalım. Adamı en son gördüğümüz yere doğru gidiyoruz. Maksuz istiyor musunuz Mike Bey? İstemiyorsunuz. Tamam. Oğlum. Canım. Hayır. 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 Totemde gördük arkadaşlar. Kurt bizim dostumuz. Kurt bizim dostumuz. Kesinlikle saldırmıyoruz. İnsanın en iyi dostu. Aynen öyle. Çok güzel mesaj. Ben senin o güzelliğini yerim. Nasıl güzel? Şunun tipine bak. Yani işimiz bir insana kalacağına bir kurta kalsın, anladın mı? Daha büyük şansımız var. Gel lan oğlum, ne bakıyorsun öyle? Heykel gibi suratıma bakıyor ya. So, what have we here? Adamın paltosunu mu cepledik? Ne oldu oğlum, sen niye bunu giydin? Bir şey diyeceğim. Sallanmalı dur anlatacağım. Bir tane birisinin sallandığı totem görmüştük ki, o Mike olabilir mi? Yavaş hayvan yavaş. Oğlum silahı bana verdin de şimdi şuna mı sıkacağım buna mı sıkacağım diye sorarsa yine var ya, o tarz seçimler çok zor oluyor ya. Yatıyor mu lan, ne yapıyorsun? Tamam rahatsız ettik, rahatsız ettik, yatsın o yatsın, ben gelince de ayağa kalkıyor seveceğim diye. Canım benim ya, sen rahatsız olma, tamam biz şimdi sessiz sessiz gideceğiz. Loot yapmam lazım da canım, biliyor musun? Şu paltonun alt tarafına falan baksam, o toteme tekrar bakayım. Bak şu.
Vallahi üstümüzdeki palto olabilir ha. Biz onu Chris falan diye düşünmüştük ama sanırım o Mike. Burası ne oğlum? Bu adamın çalışma alanı mı yani? Bak oraya bir şeyler falan asmış manyak. Ve bunun gibi şeyden iki tane var. Bak şurada da var. O paltoyu aldığımız yerde de vardı. Birden fazla kişiler mi acaba? Hepsinin kendine ayrı şeyi falan. Aa, geri çıkma seçeneğimiz yok mu? İlla sıkmak zorunda mıyız? Okey. 2 FPS'lik bir drop gördünüz arkadaşlar. Tam orayı açtık da şurada da bir şey var. Bir dakika şuraya bir gideyim hemen. Bu neymiş? Ölü adamın sandığı. Aynen öyle. Al onu, ceple onu. Lazım olursa kullanırız. Bir şey diyeceğim. Bunu dedi de acaba acil bir durumda mı kullanacağız yoksa şu an kurtu onu verip yanımıza falan mı çekeceğiz hani? Bir gideyim ben yanına. Yok tamam, herhangi bir seçenek. Oğlum çok tatlı lan. Aa bak. Dur ne yapıyor? Hırladın mı? Al al. Evet tamam, doğru anlamışım. İyi ki gitmemişim. Al canım benim, al. Biz dostuz. Ben sana asla zarar vermem, tamam mı? Sen de bana verme. Evet. Evet. Oğlum çok güzel lan. Şunun gözleri var ya, merhametli, merhametli bakıyor yani, anladın mı? Hadi afiyet olsun Tosun, biz gidiyoruz. Hakkını helal et. Bana bir şey olursa bu kötülük dolu adamın yanında bulunma, olur mu? Şurada bir şey daha varmış. Bu neymiş? Pro kutusu. Bu madende pro bulmuştuk ya. Demek ki aynı adam. Çünkü dünyada bir tane pro içen bir adam var. Şaka bir yana, sonuçta aynı ortam, aynı şey. Üst tarafı bir inceleyelim, oradan alta ineceğiz. Bu neymiş? Mahsur kalan madencilerin fotoğrafları arkadaşlar. 12 madenci. Evet aşağı gidiyoruz. Hadi bakalım. Kırmızı halı serdiler sandım, bana anasını satayım ya. O kadar yani hayal falan görüyorum şu an. Mike ne yapıyorsun? Mike'ı da lanetlediler sandım. Ben basmadığım halde ileri doğru koşuyor. Her an Michelangelo falan çıksa şaşırmam yani. Sen ne arıyorsun burada demem, anladın mı? Öyle bir ortam ya. Of course. Locked. Tam tırman onun üstüne. Ya da yine silah mı sıkacağız aynen? Böyle böyle harcıyoruz bunu da ama. Yapacakta bir şey yok yani. Lan! Nanı satayım. Yapmayacak mıydım acaba böyle bir şey? Nanı avradını kaç. Lan gitme. Mike! Aman diyeyim Mike. Aman diyeyim. Başına bir iş mi getirdik seni? Yanlış bir şey mi yaptık? Yoksa olası bir senaryo muydu? Mike, varil olan yerde silah sıkıyorsun ya. Tamam, bunun hikayesine şimdilik bir sezon finali girdi gibi. Sanırım başka tarafa geçeceğiz. Aa! Manyağa bak lan! İstediği gibi bizi izliyor, istediği kapıyı kilitliyor, istediğini açıyor falan. Her şey onun kontrolünde. Evet, bir sizin başınıza bir şey gelmedi, hadi bakalım. Sizin hikayenizi de görelim. Ya sen manyak mısın? Aferin Matt, öyle bir konuda yalan söylenmez, şaka yapılmaz. Emily, sen de cadalozluğun boyutunu arttırma yani. Aa, burası şey değil mi? Jessica ve Mike'ın kartopu oynadığı yer. O ne lan? Kan mı? Boya mı? Boya. Nasıl yani? Yoksa bazı kan efektleri boyayla mı yapıldı? Totem mi buldum? Aynen öyle. Jessica'nın sesi miydi o? Bir yerden elini uzatıyor. Sen mi Jessica mı ya? Uzun kollu bir şey vardı ama Jessica kaçırıldığında öyle bir palto yoktu ki üstünde. O yüzden tam emin olamadım. Jessica mı değil mi? Jessica çünkü beyaz tişört varken kaçırıldı üstünde yani. Katil üşümesin diye mont mu verdi? Look, an axe. Baltayla kendini daha hissettin de balta kapıya saplanmış, onun farkında mısın canım benim? Yani bu sende bir şüphe uyandırmıyor mu? Birisi bu kapıyı zorlamaya mı çalışmış? Sizin için bir tehdit mi? Abi lan! Emily'nin paltosu değil mi o? Az önce yardım diyen Emily'ydi galiba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yanlış ana iblis gelmiş olabilir arkadaşlar. Hemen... Evet evet, Emily bu. Tamam tamam, Emily ile Matt. Okey, aman diyeyim, yanlış info alıyorduk az daha. Emily sen sığacaksın zaten, ben değil. Emily'ye yardım et, kapıyı parçala. Kapıyı parçalarsak balta sıkıntı olabilir. Emily gel şuradan gir işte be. I won't fit, but you will. Are you nuts? You're gonna shove my ass through that little hole? I've seen you. Ya bir şey olmaz. Stranger Things'teki Jessica geçiyordu. Think again, lughead. No can do. For one thing, that maniac is probably just sitting there under that window waiting to blend us into pina coladas. Okay, fine. Here goes. I'm gonna huff and I'm gonna. Emily bizi reddetti, belki de iyi oldu. Parçala bakalım kapıyı.
Emily beni reddedecekse niye öyle bir seçenek koydunuz? Ama balta mı gitti? Ne oldu? Yok, balta duruyor, tamam. Haydi. Bütün düzeni kurmuş adam buraya. Die, die, die diye ya. We were here just a few hours ago. This must have just Bravo, iyi anladın. What the fuck is going on? It's got to be the guy, the one who got to Chris. Lan Emily şeytan gibisin. Hiçbir şey kaçmıyor senden ha. Wait, don't say that. Look, the cable car's all the way out there. Well, that's I mean, that's not far, right? You can jump it? I'm good, Em. But not that good. Flattered, though. Well, Matt, if you can't jump that, bu ikilinin birbirine olan güven kaybının farkındasınız değil mi? Diğerleri senin için şunu yaparım, senin için bunu yaparım derken bunlar hep birbirlerini sorguluyor, birbirlerinin yaptıklarını reddediyor. İsteklerini reddediyor daha doğrusu. Çok belli yani aralarında bir güven problemi olduğu. Adam her yere öl 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 yazmış. Evet, şimdi teleferik güzergahına mı gideceğiz? Ha, yangın kulesi. Hey Magellan, maybe we should get the cable car working and take Yani evet, onu yapmamız lazım zaten. Magellan deme de bir daha bana. Şu an dünyayı dolaşacak durumumuz yok çünkü. Ayrıca bir Portekiz'de değilim. Great. No keys, no cable car. Hadi bakalım. Siz de bunlarla uğraşın. What about the fire tower on the map you found? What? I guess it's an option. Oh, maybe it has a radio or something. Yani. It would, wouldn't it? Probably, yeah. Radyo gibi bir şey varsa en azından yardım çağırabiliriz. Evet, gideceğiz. Otel size ihtiyacımız var. Aynen öyle. Geri dönüp hiçbir şey yapamayız şu an. Tek ihtimalimiz bu yani. Kelebek etkisi, hadi bakalım. Tamam, laf sokma. Hadi, hadi ablacığım, hadi. What rules? Rule number one, Emily is always right. Rule number two, nothing else matters because Emily is always right. Tamam, Allah aşkına sus, sen haklısın, tamam. Matt, çattık bir deliye oğlum, sen boş ver bunu, alttan al. Yani her geçen vakit daha da içicileşiyor ya. Ne yapıyorsun? Ben şey yapayım istiyorsan, bu oyun biraz daha uzun ya. What's cooking, good looking? Getting us out of here, Mr. Meat for Brains. Hiç şuna da gerek yoktu Matt, sen daha uzunsun, elini uzatsan zaten halledecektin yani. Oğlum bir şey diyeceğim, Emily'nin düşme sahnesi burada bir yerde olabilir mi? Lan dikkat et ha. Ben de elimde balta Jason gibi bekliyorum ya. Yok, tek git. Geliyorum bu diye. Aman diyeyim, çok dikkatli olalım, skill check falan sorabilir her an. Emily! Biliyoruz abi, okuyoruz bu oyunu, okuyoruz. Totemlerden biliyoruz. Evet, evet, evet. Sen devam et. Vallahi Emily, oradan aşağı düşsen... Senin o elindeki feneri bile bulamazdık. Bu sahne miydi acaba, dojladık mı ya? Oğlum bir şey diyeceğim, çok uzaklaşmayalım, gelsene. Emily'den çok uzaklaşırsam onu tutamam düşerse falan. Ama niye gelmiyor? Bir an dedim acaba uzaklaşmamam mı lazım da. Bir dakika. O sahne miydi yoksa bir tane daha buna benzer bir şey yaşayacağız mı, bakmam lazım. Ya burası karlı bir alan değil gibi sanki. Sanırım az önceki basit bir şeydi. Buna benzer bir şey daha yaşayacağız ya bu Emily ile. O belli yani. Şuraları bir inceleyelim. Elimizde balta. Şu an Jason'ın kulübesinde gibiyim ya. Evet, bir totem daha bulduk. Mike dola bitiyor. Kılavuzluk totemi, tamam. Bize eğer seçenek sorarsa barikat kurmayı deneyeceğiz arkadaşlar dolapla. Sakın unutturmayın. What if it doesn't work? What? The radio. It'll work. But if it doesn't, we need a plan. Tamam, şu an umudunu yitirme sen. Umudunu yitirme, onu o zaman düşünürüz. Climb down. Climb down what? The mountain. You think the psychopath is just gonna give up and run away? No, but tabii ki gitmeyecek de. A safe spot. Hold up. Wait it out. It'll be a lot easier to figure this all out. Mantıklı. Sonunda mantıklı bir kurban. Ama nerede saklanabiliriz, işte o da var. Bu tarz olayları sabaha bırakmak tabii ki mantıklı. Gündüz gözü dedikleri olay. Ama işte karda kışta sabaha kadar nasıl saklanacağım? Aa. Oraya gidelim lan, Mike orada. Yeah, I mean
mean, you might be right, but I have no desire to go spooking around in that place. Let's put it in the maybe column. Emir'e dur, bir loot yapmam lazım. Sonra totem falan bulacağız. Kaçıracağız onu gözden. Diyeceksin ki montumu niye tutmadın, şunu niye tutmadın? Aha, gizli geçit buldum lan. Yok, geçit değilmiş de. Beth'in telefonu mu? Yuh. Wow, this is Beth's phone. I thought the police like swept the whole area. Well, it looks like they missed this. Onun o tahtanın altında olması da çok ilginç yani. Direkt bilerek saklanmış. Artık katil mi sakladı, polislerden biri yardıma yataklık mı yapıyor onu bilemem de. Hani tahtanın altına saklanması gerçekten ilginç. Lan Emily, nereye gidiyorsun? Uçurum mu oraya? Watch where you step around here, Em. Evet. Hanımefendi, az önce sizi tutmasam, skill check tutturup yarışmacımız Yaşar diye aşağı atlıyordun, bir de bana laf sokuyorsun hala ya. Buna çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu... Ana! Matt, what is that? Geyikler geldi. Geyik sürüsü geldi. Ne oluyor oğlum? Gözleri ne bunların böyle? Arkadaşlar vallahi dostuz. Elimde balta var, bir saldırı seçeneği sunarsa saldırmayacağım arkadaşlar. Evet, bunların tehlikesi de burada bitti. Ne oluyor lan? Aramızdan hangisi bu kadar mutlu şu an? Çünkü hepsinin başı belada diye biliyorum. Ha, Sam. Tamam, banyoda. Ya bu Sam'in olayı çok korkunç geçecek gibi ya. Arkadaşlar buraları biraz kesmeli paylaşabilirim. Şarkı telifli olabilir. Nonu satayım. Oğlum manyak herif. Hello? Ya bu var ya, bu amacı sadece zarar vermek değil ya. Psikolojik bir gerilim yaratmak istiyor yani. Yoksa şimdi istese öldürürdü yani. Vallahi keşke sadece korkutmak olsa amaçları. Ama sen de haklısın. Sürekli şaka yaptıkları için insanın artık inanası gelmiyor bir ses duyduğu zaman falan. Of, çok gerilimli geçecek. Çok bol skill check falan sorabilir ve ıskaladığımızda bu da ölebilir. Çok stresliyim şu an. Evet, hadi bakalım. Sam'deyiz. Şu ana kadar olayları bilmeyen tek kişi bu. Diğer herkesin başına bir şey geldi. Orada ne var lan? Katil falan mı bir şey bıraktı oraya? Evet, bak kıyafetlerini almış. Keşke Geist'lerden biri yapmış olsa ya. Trip atar geçerdin en azından. Chris? Oğlum gameplay'i bir de bana veriyor. Josh? Nano avradını evde palyaço kılıklı bir herif olduğunu bilmek yeterince ürkütücüyken... Oğlum şu balon var mıydı daha önceden de? Oğlum Pennywise falan mı lan? Bu ne böyle palyaço koymuş bak oraya. Pennywise'a bir gönderme olabilir mi? Şey, palyaço koymuş ne ya? Balon koymuş şuraya bak. Hani sanki bak kardeşim yolun bura, buradan gelmen lazım gibisinden. O balon gerçi daha önceden var mıydı hatırlamıyorum ama. Ne bileyim yani. Palyaço artı balon görmüşken aklıma da tabii ki Pennywise geldi. Böyle boş yaptığıma bakmayın arkadaşlar. Oğlum sağda ses var. Sağda biri yürüyor. Alo. Boşver Clock Mlock. Sağda biri yürüyor. Oğlum vallaha sağda birini yürürken duydum. Alt katta Chris, mıydı acaba? Mike, Emily, this is really getting out of hand, okay? It was all very funny. Haha. Look at Sam walking around in a towel, but now I just really want this to be over. All right? You had enough? Ah Sam, ah. Keşke dediğin gibi olsa bir şeyler. Can I have my clothes back now or am I supposed to hang out in a towel for the rest of the weekend? İniyorum aşağı. Zaten buraları daha önceden lootladığım için çok loot'a bakmak istemiyorum oğlum. Animasyon giriyor sandım açı değişince. Bak balon, balon gitti, balon gitti. Adam aşağıda! Ananı satayım. Buna gideceğim mi ya? Buna gitmeme şansım var mı benim? Evin başka kısımlarına gitsem dışarı falan çıkma gibi bir seçeneğim yok mu benim ya? Ama dışarıda bu halde nasıl çıkayım ki? Ya bura niye kilitli? Benim üstüme mi kilitlediniz dışarı giderken kapıyı ya? Kesim evi ekipman satışları. Bir tane yuvarlak testere 5 tane değişim bıçakları. 15 Ocak Perşembe günü. Katil falan mı bunları sipariş etmiş de bu kartı burada unutmuş? Şuraların hepsi kilitli mi yoksa ben gidebiliyor muyum? Galiba beni mecbur alt kata göndereceksin ha. Tamam şimdi arkadaşlar. Sam'in başına gelen toteme ben bir bakayım. Belki bir ipucu bir şey olur. Bak bu kılavuzluk totemi, tamam mı? Diyor ki... Burası nere bilmiyorum ama sanırım bodruma inmiş. Orada da artık bir asansör mü, yük asansörü falan gibi bir şey var büyük ihtimal. Ona git diyor. Kılavuzluk. Tehlikeden bir tanesinde de... Nero?
Büyük bir kapıdan geçerken kapının tam ne yazdığını okuyamıyorum. Arkamızdan katil geliyor, tamam mı? Okey, bodrum, yük asansörü, büyük bir kapıdan geçerken katil arkamızdan geliyor. Zaten katilin arkamızdan gelmesinin çok bir ipucusu yok. Onu zaten her türlü o sahneyi yaşatacak bize ama. Sam de var ya benim gibi şu an konuşarak kendisini rahatlatmaya çalışıyor. O da farkında aslında bir şeylerin ters gittiğinin. Ama buna inanmak istemiyor. Bir şey diyeceğim, şu kapı. Şu kapıdan geçerken arkadaşlar katil arkamdan geliyor. Şu anda şuralarda bir yerde. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, bu sahneyi, totemdeki sahneyi birebir yaşamış oluyoruz şu an. Oğlum gittikçe oyunun sahneleri daha da gerilimleşiyor yani. Bunun da üstüne çıkmaz diyorum. Heh, manyak herif geldi. Hey! Guys, come on. Oh, I'm done with this. I really don't appreciate the tamamen psikolojik işkence ya. Al işte. Ah, buna da bir oyun oynatacak. Looking for me? Neredesin? I don't think you'll have much luck looking, Samantha. Lan Jigsaw özentisi, bana bak. Quite a lot to show. What is going on? Open your eyes. Oh my god. Ha, yani seni sabahtan beri yaptığın her şeyi biliyorduk demek istiyor. What are you doing out there? A beautiful bathing woman. Why did you think she has any idea what lies ahead? Do you think these were the last happy moments of this creature's life? Why are you showing this to me? Why are you watching? Josh! Hayır, onu da gösterdi ya, onu da gösterdi. Şerefsiz herif. Ne için? Ananı! Lan oğlum. Koş ya, koş. Koşmamızı istiyor. Koşmamız lazım. O kılavuzluk toteminde koşmamız gerektiğini söylüyordu arkadaşlar. Bodruma bir yere inmemiz lazım artık. Zıpla zıpla devam et. Zıpla devam et. Şu an saklanma falan olayları yok. Oğlum! Git lan peşimden. Bodruma inmemiz lazım. Sam hadi. Evet evet, doğru yer. Kılavuzluğa devam ediyoruz şu an. W. Sarhoş gibi koşma. Düzgün koş. Koş devam. Saklanma yok. Lan gelişe bak. Eline de ne o? Yangın tüpü mü? Lan nasıl? Çek ney? Bu ney? Yani. Evet, çok güzel kulp düştü. Hadi kızım. Hayır! Çok iyi lan. Kitle onu. Lan git manyak herif git. Hangi tuşa basacağımı anlamadım anasını satayım korkudan. Kitle mi bura? Yüklen kızım. Şu an sen narin bir Sam değilsin. Şu an sen güçlü, cesur bir Sam'sin. Devam et arkadaşlar. Loot mu şu an bir şey kaçırıyor olabilirim ama yapacak bir şey yok. Şu an W gameplay. Koş. Yok saklanma falan. Hayır! Oğlum saklanmam gerekiyormuş burada ya ama... Yük asansörüne gidiyordum ne güzel. Ben o yüzden koşmuştum. Ah lan, kılavuzumu yanlış okuduk. Ya da katile izimi kaybettirmiştim ya, saklanmam mı gerekiyordu acaba? Reis ne heyecan ama, altıma sıçıyorum sabahtan beri. Sam'i de yakalattık, hadi bakalım, herkesin başı belada. You have turned it against these people who you so desperately want to torment. Has it been worth it? Kimle konuşuyor lan? Direkt katilin kendisiyle mi konuşuyor?
Aklını satayım. He? Alo? Oğlum, korkuturken düşündüren, güldürürken alta sıçırtan ya, Nasrettin Hoca fıkrası gibi bir oyun şu an ya. Evet, kime geçtik? 6. bölüm İntikam. 5 saat kaldı. Medlere mi geçtik? Aynen. Saldırmayalım ya. Sakin ol, sakin ol. İnsandan korkun, hayvandan değil. Hayır. Sakın. Emily, sakın ani hareket yapma. Oğlum bunların da bu arada lanetle bir bağlantısı var da. Bak, kokluyorlar şu an. Tamam, bunlar zararsız diyorlar. Sakın ani hareket yapmayın. Ürkütmeyin. Bir şey konuşuyorlar aralarında şu an. Ama canım, biz sizi anlamıyoruz ya. Oğlum ne oluyor? Bug'a mı girdi? Hep aynı şeyleri yapıyorlar. Ha, gitmem gerekiyormuş galiba yanlarına. Arkadaşlar, izin verir misiniz gitmemize? Size hiçbir zarar vermeyeceğiz. Teşekkür ederiz yolu açtığınız için. Ben de bir saattir bunlar konuşuyordu. Animasyonda onları izliyor sanıyorum. Tamam, baltayı çek de ürkütme hayvanı. Hayır, kesinlikle vurmam. Just walk slow. It's okay. Come on. Mevsim müdafaa. Doğanın kanununu bozmayacaksınız arkadaşlar. Bunlar zararsız, kendi halinde garibanlar takılıyorlar orada. Buradan yırttık. Aa, Emily'ye geçtik. Emily oynuyoruz. Emily hiç oynamış mıydım oyun boyunca? If we do manage to get someone on the radio, we will. Then we tell them we need help. What do we do while we wait? We go back to the lodge and get everyone else. Oh god, not the lodge. We should stay here in case whoever it is needs to get back Emily'cim, in touch with us. Çok burunkuvurun her şey. Dur bir, belki telsiz yok orada yani hani. Ne oluyor lan? No kidding. Birisi sizin geldiğinizi biliyoruz mu diyorlar yani. Umarım öyledir. Sen bir git bakayım Matt, ben geleceğim şuradan, yine totem motem bir şey buluruz. Ne buldum? Bu ne lan? Yapmasam mıydım oğlum? Ne oldu lan, çiftleşme çağrısı gibi? Tamam, yapma bir daha, yapma. Ben onun içinden falan bir şey alacağız sandım. Neyse, birinin bizi izlediğini görmüş olduk arkadaşlar. Full temkinli olmamız lazım. Epey de yorulduk vallahi Matt'cim, şuna bak, kaç tane merdiven çıkıyoruz ya. Bir de oraya tırmanacağız edeceğiz derken kafama da kar taneleri düşmüş zaten, baksana. Bir şey diyeceğim, Emily'nin düşme olayı burada olabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet, hadi bakalım, beni mi gönderiyorsun önden? Her an bir ayağı kayıp bir şey falan olabilir. Çok dikkatli olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gel Matt. Oğlum korktum, ne yapıyorsun? Bir an gelmiyorsun. Ablacım hani daha yüksek bir yere çıkıyoruz ya. Rock'ın falan hani, belki biliyorsundur. Rüzgar niye şiddetlendi diyor ya. Ne oldu, orada bir hatch varmış, onu açtık. Evet tamam, sağ salim ulaştık. Bir de bunun inmesi var ama en azından ilk ulaşım kısmını yaptık. Tut adama fenere, yardım et. İyi bari Emily, onu düşündün. O kadar da ruhsuz değilmişsin. Aynen, oraya geri kapat, kitle ki biri gelirse haberimiz olsun. Olduğu kadar. Şimdi hemen bir önce ne var ne yok ona bakalım. Bu şahsı gördünüz mü? Aa, Hannah'ın cesedi de bulunamamış. O zaman büyük ihtimal o yaratıklardan birisi yedi ya da o gördüğümüz iskeletlerden birisi. Oradan yardım çağıracağız galiba. Önce ben bir şuralara bakayım. Bura nereye gidiyor? Onu satayım. Ne oldu lan? Öyle açılır mı? Radyoya bakalım. Elektrik yok ki. Elektrik yok ki ya. Matt, sen çözersin o işi. Matt. Oğlum film gibi işli oyun var ya. Başyapıt ya. Yemin ediyorum çıkasım gelmiyor ya oyundan. Buldum galiba şalteri de. Buraya da fuse mi isteyeceksin? Yo, direkt hallettik. Okey. Ekstra uğraştırmadı bize. Oh, fuck yeah, here we go. Nice work. Okay, score one for Matt and Emily. Bravo. Bir dakika, hemen şu dışarı çıktığımız yerin etrafını bir kolaçan edeyim. Burada ne varmış? Aa, çok güzel. Acil durum için flare gun bulduk. Bunu ateşleriz. Elini tut, Matt'e ver. Bence verelim. Niye verelim biliyor musunuz? Bu Emily'de bir aşağı düşme tehlikesi var ya. Aşağı düşerken silah falan düşürebilir. Bu Matt'te dursun. Ha, direkt atıyor muymuş? Okey, umarım çeker. Kelebek etkisi yaptı bu arada. Yani önemli bir şey etki etti o kararı vermem. Umarım doğru bir karar vermişimdir.
mantık yürüterek ilerliyorum. Yürüttüğü mantık yanlış olabilir, doğru olabilir bilmiyorum ama işte bu tarz oyunların güzelliği de bu arkadaşlar. Herkes aynı şeyi düşünmüyor. Herkes aynı mantığı yürütmüyor. Belki doğru mantığı yürütüp yanlış karar veriyorumdur. Belki yanlış mantığı yürütüp doğru karar veriyorumdur gibi gibi. Önemli olan o kişinin neler hissettiği, neler düşündüğü. Evet. Doğru frekansı bulduk. Hello? Ne oldu? Please say something if you're out there, please. We need help. Over, over. Shit. Oh my god. Ya kesilip durma hadi. 10 saniye ihtiyacımız var. 10. Evet amcacığım size ulaşmaya çalışıyoruz. Tamam. Yardıma ihtiyacımız. Yavaş konuş diyor Emily. Abi yarışmaya Almanya'dan katılıyorum. Ne kendimi tanıtacağım ya? Uysal davran. Uysal davran. Mecbur tanıtacağız. Çünkü yavaş olmamız gerekiyor. Bak evet böyle yavaş yavaş. Ya nasıl alamıyorsun hocam? Bilgilendir. By the ski lodge, there's a killer and he's after us. He's already killed one of our friends. Oh God, please help! You've got to help us. Yine mi duymadılar ya? Ama yani bunun o neydi lan? Geyiktir ya, geyiktir. Az duymuş. Çok iyi lan. Fırtına dindiği zaman dedi ama. Şafağa kadar diyecek. Bu oyunun adı boş ama Until Dawn anasını satayım. Aha biri geliyor. Ya bizden biri ise? Belki bizden biridir. Belki bizle aynı şeyi düşünen diğer arkadaşlarımızdan herhangi birisidir. Diyeceğim de... Yok değil gibi. Bayağı buranın elektriğini kestiler, bir şeyler oldu. Oha! Emily'nin düştüğü yerlerden biri buralar. Çok dikkatli olmamız lazım. Oha! Oğlum. Hayır, Emily. Ölme lan. Hayır, hayır. Sike çek ıskaladım. Oğlum drop girdi diye sike çek ıskaladım ya. Emily. Ne olur drop girme, ne olur drop girme. Evet bir şey yap. Skeçek ıskaladım diye Emily öldü değil mi? Yemin ediyorum droptan ıskaladım ya. Yemin ediyorum droptan ıskaladım ya. Emily ne olur ölmüş olma. Ya benim hatamdan ölse içim gitmeyecek de drop girdiği için ıskaladım ya bak. Frankstone'da da bir yerde öyle olmuştu. Tam olarak ölümünü görmedik. Bence el uzattığımız sahne burada bir yerde. Aynen ölmemiş çok iyi. Tamam tamam geliyoruz. Geliyoruz. Em, this is pretty unsteady over here. Nat, you've got to do something right now. Dur oğlum acele ettirme. Let me think. Don't think you idiot, just get me out of here. Ya dur hakaret etme. Ben ne şüphecisi anasını satayım. Hey seni Michael'e gördüm ya. Hey seni Michael'e gördüm ya. Gonna be fine. Ah, stop talking. I can't take it. Stop yelling at me and let me work this out. Okay? No, you stop it. Why do you question every little thing I say? I'm goddamn sick. Alo. Endişeli, endişeli. Kadını ürkütme zaten korkutuyor. Now will you please get me off this goddamn tower? Please, 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 Matt, just do something. Emily'yi kurtar, Emily'yi kurtar. El uzatıyorduk bir sahnede.
Here. Lan. Oğlum o totem ne totemiydi lan? Ölüm totemi olmasın. El uzatınca ölüyor olmayalım. Keşke baksaymışım. Tamam, güvenli yere atla ya. Güvenli yere atla ya. Öldü mü lan? Aa! Kendimizi kurtardık. Emily gitti. Abo! Peki bir şey diyeceğim. Ben Emily'yi bir daha kurtarmaya çalışsam kurtarabiliyor muydum? Yoksa ikisi birden mi ölüyordu? Bir dakika, bir şeye bakmam lazım. Oğlum gerçekten çok küçük hatalar bir şeye mal olabiliyor. O yüzden inanılmaz stresli oyun yani. Zaten korku ve gerilim teması üzerine, bir de öyle bir stresi var ki bir skillcek ıskalayacaksın, bir şey yapacaksın diye. Bu arada arkadaşlar, şu anki geldiği sahneden itibaren durduracağım ve devam etmeyeceğim. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Sadece şu toteme bir bakmam lazım. O totem ne totemiydi? Burada durduruyoruz. Tamam. O el uzatmalar kılavuz totemi değilmiş. Jesus. Tehlike. Tamam da yani yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım yine anlayamadık ya. Galiba o en baştaki skill check'i ıskalamamam lazımdı. Bilmiyorum. Emily'yi kurtarmanın bir yolu var mıydı ama artık oldu. Gerçekten arkadaşlar, izlerken daha basit görünüyor olabilir ama oynarken çok stresli. Bir yandan konuşup sizlere bir şey anlatmam lazım. Bir yandan altyazıları takip etmem lazım. Bir yandan loot yapmam lazım. Bir yandan herhangi bir yerden skill check çıkabilir mi onu tespit etmem lazım. Bir yandan iki seçenekten hangisi daha mantıklı onu düşünmem lazım. Bir yandan da peşimde katil var yani. Hani herhangi bir yanlış karar verirsem birisinin hayatına mal olacağım. Maalesef iki kaybımız var. Hepsini yaşatmak isterdim öyle bir seçenek varsa eğer, ama olmadı. Kalanlarla bir şekilde devam etmeye çalışacağız diğer bölümde. Oyun inanılmaz sarıyor ve finale yaklaştık sanırım. 2 bölüme falan biter diye tahmin ediyorum. O yüzden yarın da Until Dawn atacağım arkadaşlar. Yarın Until Dawn atıp bir sonraki gün Dead by Daylight atıp ondan sonraki günde Until Dawn'un finalini yapacağım. Araya bir günlük kısım girmiş olacak yani. Böylece daha merak etmiş oluruz. Harbiden tam böyle bir dizi gibi ilerler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.